Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Daha yayına girmeye şöyle bir buçuk dakika kala ilk maddemize hangi şarkı, hangi müzik uyar diye kendi aramızda konuşuyoruz. Vallahi büyüklerimiz şöyle derdi, Yelda sen de çok iyi hatırlarsın. Ters bir şey yaptığımızda, ters bir durumla karşılaştığımızdaki bu kadar olmazdı günümüzdeki gibi. Aha işte dünyanın sonu geldi, gördün evet, mü derdi. Evet, evet, çok duyardık. Meğerse dünyanın sonu geldiği bırakın, bizler şu an hayattakiler belki de dünyanın sonunda doğmuşuz. Şarkıda söylediği gibi. Artık dengeler, değerler değişti. Utanma duygusu gitti. Başkasının yerine empati kurma alışkanlığımız. Onlar çoktan gitmişti. Eskiden vardı, onlar gitti. Müspet bir annelik babalık içgüdüsüyle hareket etme duyguları çok baskın. Evet. Ben anneysem diğer anne hiçbir önemi yok. Aynen ben öyle. Üzülüyorum. Onun üzüntüsünün hiçbir önemi yok. Evet. Böyle bir hastalık geldi. Yani çok bencilleştik. Aynen şu anda Müge'nin girizgah yapacağı haberdeki gibi. Bir anne, haftalarca o anneyi konuştuk. Eylem Tok ve hala konuşuyoruz. Bugün başka bir pencereden konuşacağız birazdan. Ama oraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Annelik dedik ya, annelik böyle olmaz, annelik böyle olmaz. Ama babalık da sizin yaptığınız gibi olmaz. Dönüp buraya geleceğim ama şimdi Müge bir... Önce bir bu hatırlarsanız kısa bir süre önce yazar Eylem Tok ile estetik cerrahı, ünlülerin estetik cerrahı Cihan soyadı neydi? Bülent Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğulları TC ölümlü bir kazaya karıştı. Evet. Ve Oğuz Acı'yı katletti diyeyim. Çünkü son hızla geldi, çarptı ve Oğuz Acı'nın ölümüne ve 4 kişinin de ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Sonrasında olanları tüm Türkiye'yi izliyoruz. Anne önce oğlunu alıp Mısır'a, oradan da Amerikan vatandaşıymış zaten çocuğu, Amerika'ya kaçırdı. Son gelişmeler şöyle. Adalet Bakanlığı Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladı ve evrakları Amerika'ya gönderdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan cevap yazısı geldi. İstenen belgeleri tamamladık açıklaması yaptı. Oğlunu kaza yerinden şoför ve yardımcısıyla alıp Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçıran Eylem Tok olayında bir gelişme daha var. Şoför ve eski eş, estetik cerrah eski eş, yani TC'nin babası Bülent Cihan Timur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yani yurt dışına gidemeyecek. Bu beklenen bir karardı. Evet. Havalimanına anne ve oğlu bırakan Doktor Cihan Timur'un kaçışı organize eden kadın çalışanı iddiaya göre kurumsal iletişim müdürü, estetik muayenehanelerinin kurumsal iletişim müdürü de bütün işlerini yapan kişi. Evet. O da tutuklandı. Ceylan Sever'in Habertürk'ten haberinden öğrendik. Şimdi. Biz bu haberi paylaştıktan sonra Işın Karaca'dan çok ilginç bir detay geldi. İlginç bir çıkış geldi. Işın Karaca, adalet önünde hesabını vereceksiniz. Kimsenin yaptığı yanında kalmıyor diyerek baba nerede baba? Baba ortaya çıksın diyerek başladı yazısına. Aynen, ve sonrasında aynen. Estetik cerrahı babanın 10 yıl önce annesinin canını çok yaktığını, bu sebeple çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Yazıyı orada kesti. Şimdi evet. Işın'ı arayalım biz. Işın çünkü çok dolu. Bana da telefonda pek söylemek istemiyor. Ama arayacağız. Madem sayfanın altına böyle bir şey yazdın, Işın arayacağız dedim. Ne yaptı da acaba yüzüne? Bu arada sen ararken özellikle Doktor Bülent Cihan Timur'la ilgili aslında çok fazla şikayet, çok fazla vurdum duymaz ve görmezden gelinen işlemleri olduğuna dair iddialar çok var. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Işın'ı dinledikten sonra belki biraz merak ettim ne olduğunu. Günaydın Işın. Sesini bakalım, dışarıya bakalım alıyoruz, ne olacak. İzninle. Çünkü bu iddialar özellikle kadınların yüzlerinde yapılan işlemlerle ilgili, tekrar söylüyorum. Evet. Bülent Bey ile ilgili iddialar var. Evet. Günaydın. Işın, günaydın.
Günaydın. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet, teşekkürler. Çok güzel görünüyorsunuz ekrandan kızlar. Her teşekkür zaman ederiz. Olduğu gibi ışıl ışılsınız. Teşekkür ederiz. Işıllık sana ait ışın. Adında olduğu gibi. şimdi haberi paylaştığımızda şöyle bir detaya yer verdin. Bu doktorla inanılmaz problemler yaşayan bir hasta yakını olarak dedin. Belli ki evet. Ki haberlere o dönem yansımıştı, ben hatırlıyorum. Bir 10 yıl öncesi ve yanılmıyorsam annen ameliyat oldu. Yani hasta yakını dediğim dıdının dıdısı değil tabii, annem olduğu için çok birebir konuşabildiğim ve şahsen tanışmış olup yaşadığımız travmayı anlatma. Annem kendi kendine birilerini danışarak, işte her kadında olduğu gibi de 10 sene önce teknolojinin, yani estetik teknoloji bu kadar yüksek değilken, ben dedi yüz gerdirme istiyorum dedi. Evet. Gitti kendi ayarladı vesaire vesaire. Neyse günü geldi, götürdüm ameliyata. Bu kadını iki kere be, üç kere ameliyat etti. Kadının yüzü yamuk, yamuk. Kulak memesi yok. Aa. Bu yetmiyor. Annem sakinlesin diye verdikleri ilaçla orada annemin kalbi duruyor. Ah. Bir bak, şaka bir, bu benim birebir yaşadığım bir şey. Hangi sıklıkta Işın, çok özür dilerim, yüz germe ameliyatını yapıyor? Yani yapıyor, sonra bir daha mı yapıyor? O bir olmuyor. Bir hafta sonra bir daha tekrarlıyor. Yani ne bir ödem inmiş, ne bir şey vesaire. Neyse, hani o döneme ait benim yaşadığım buydu. Dedim ki bu yani... Bir dakika, verdiği ilaç nedeniyle de annenin kalbi duruyor. Evet, kalbi duruyor. Kalbi duruyor. Kadının kalbi duruyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani annen ölümün noktasına geldi ve tabii, geri çektiler. Tabii. Aynen öyle oldu. Aynen öyle. Kendisi de izliyorsa o günü çok net hatırlar. İnşallah izliyordur. Şimdi benim bahsettiğim, tabii bu benim kişisel problemim. Doğru mu? Evet. Bu benim kişisel. Ama, evet. Ama senin problemin değil Işın, bir kere onun problemi. Yani size yaşattığı onun problemi, tabii, sizin tabii. Probleminiz değil. Bir şey soracağım. Sonrasında herhangi bir destek, durumu tölere edecek. Yok canım. Yani davranışları nasıl oldu? Çünkü çok sert söylenmiş. Telefonlara çıkmamak. Bak. Kadın ya, annem güzelliğine çok düşkün bir kadındır. Her kadında olduğu gibi yaşlanmak istemez. 10 sene önce bu kadının hayatının içine etti. Çok net söylüyorum bakın. Bu benim, bizim ailecek yaşadığımız problem ve sıkıntı olarak adlandırılıyor. Peki Işın, sen Işın Karaca olarak, bu ülkenin bir sanatçısı olarak Bülent Cihan Timur'u telefonla aradığında hesap sormak üzere ne oldu? Hiç mi cevap vermedi? İşte o havalimanına karısını, oğlunu götüren şahısların bir tanesi benimle konuştu. Ne cevap verdi? Tabii işte doktor bey şu anda çok meşgul. Biz size dönelim. Tabii ki eğer bir hata varsa biz bunu telafi etmek isteriz gibi bla bla bla, hiç hoş olmayan profesyonellikten. Bak şimdi ben bunu konuştum ya. Evet. Bu adamla alakalı ben sana 10 yıl önce, çünkü çok araştırmıştım problemden sonra. Çünkü annem kendi gidip yaptırdı. Evet. Hani kendi buldu, kendi halletti. Annem şey yapmasaydı ben zaten o öyle bir isme bilmiyorum ve götürmezdim de. Evet. Çok kıymetli doktorlarımız var bu ülkede bu işi yapan. Yani çok iyi araştırılması gereken bir durum zaten bu. Ama konu aslında şu. Zaten işiyle beni çok canımı yakan, ortada çok ciddi bir sıkıntı var ülkede şu an. Bu 16 yaşındaki çocuk bir insanı öldürüyor. Öldü bu adam. Katliam gibi bir kaza. Evet. Anne oğlanı gülerek, bak o görüntülere bakıyorum, içim titriyor. Ekranı parçalayasım geliyor. Gülerek gümrükten geçiyor. Çocuğunu sen Mısır'a kaçırıyor. Sen misin anne? Evet. Bu mu annelik? Evet. Hadi tamam, sen bunu yap. Nerede bu baba?
Yok ortada. Ana yok. Nerede baba? Alın abi babayı içeriye. Bakın nasıl tışı tıpış tıpış bu ülkeye geri dönüyorlar. Anladım. Alın hiç, al babayı. Ya ben emniyet değilim. Ben hukukçu da değilim. Çok iyi takip ederim. Muhakkak ki sorgusu yapılmıştır. Muhakkak ki bununla alakalı işlemler yapılmıştır. Ama biz de bir görelim bakalım ya. Bizim de içimiz bizi orada bir çocuk kaldı. Yetim kalan bir çocuk var ortada. 1,5 yaşında kocası ölen. Bir adam yolun kenarında motorunu tamir ederken 16 yaşındaki bir çocuğun altındaki senin benim hayal etmeyeceğim bir arabayla evet. Ne kadar bir hızla girip 4 kişiyi hastaneye getirip 1 kişiyi öldürüyor ve baba yok ortada öyle mi? Evet. Neredesin doktor bey? Neredesin? Çık ortaya. Ha, benim hıncım ayrı. Evet. Benim hırsım da ayrı. Evet. Ben o zaman dedim ki yukarıdaki Allah'ın adaleti öyle büyüktür ama kimseyi kimse Allah çocuklarıyla sınamasın. Amin. Evet. Ama bu da sınavın en büyüğü oldu onun için. Bunun ötesinde bir sınav yok. Evlat. Yok yok. Evlat sınavı. O adamın ne günahı vardı? Motoru bozulmuş yolun kenarında duruyor. Yok kelimelerim yok. Kafam almıyor. Almak da ben adaletin şu anda işlediğini görmek istiyorum kızlar. Evet. Bütün Türk vatandaşı olarak hepimiz seninle aynı duygular içindeyiz. Sen bizden öte ben değilsin. Ben adaletin şu anda ben o babayı tıpış tıpış bak ama neden yoksun ortada? Çünkü bu adamın egosantrik. Bu adamın markasına zarar gelir. Bu adamın Allah korusun trilyonları gider korkusuyla yaşayan bir adam olduğu için. Bak çok net. Evet. Çok net söylüyorum size. Ben birebir bu adamla birlikte bu adamın yaşattığını bilen. Ben birebir yaşadım. Birebir evet. Yaşayanlar da ortaya çıkacaktı. Çıksınlar zaten. Evet. Bununla alakalı ben o zaman çok utanmıştım biliyor musun Müge? Niye? Annemin ya şeyden ötürü hani kişi ben bunu olay yaparsam günah yazık adamın da karısı var, çoluğu var, çocuğu var. Dur anneciğim, dur anne sakin ol anne. Tamam biz bunu hallederiz anne. Başka doktora götürürüz anne. Magazine veya da medyaya düşmekten çok korktuğum bir şeydi bu o zamanlar. Şimdi olsa oho. Evet. Şimdi olsa o ya Türkiye'de başını kaldıramazdı. Çünkü ben de cesaretlendim artık. Evet. Doğruyu konuşmak gerekiyor arkadaş. Evet. Sen sustuğun zaman yok. Suça ortak oluyorsun. Evet. Aynen öyle. Ben doktor bey'i görmek istiyorum arkadaş. Karakola gidip bu adamın nerede olduğunu ben bilmek istiyorum ya. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz bu arada. Aynen. Bu evet. Adamın görmek istiyoruz. Ben istiyorum arkadaş. Senin oğlun birini öldürdü be. Evet. Evet. Ve neredesin? Ve kaçırmak üzere de bu işe ortak oldular. Ya yurt dışı yasağı koysan ne olur? Gitmiştir belki bile. Yani gitmediyse bile ışın önemli olan adaletin önüne çıkması. Yüce Türk ben adaletin istiyorum. Önüne çıkması. Ben bunu görmek istiyorum. Evet. Ben o ölen adamın çocuğu için ben bunu görmek istiyorum. Evet, 1,5 yaşındaki bir bebek babasını hiç görmeden ve tanımadan ona ileride anlatacaklar. Evet. Baban bu öyleydi, baban adalet, öyleydi. Bu mu hayat, bu mu yaşam? Yukarıdaki kurban olduğum Allah'ım yaşam verirken bize, bedenimize, zihnimize, fikrimize, ahlakımıza, duruşumuza, düzgün durmamız için verilen bu canlı bedenin sen gelip de bir insanoğlu olarak 16 yaşındaki bir alt çocuğunu aldı. Ben çocuğuma bisiklet bindirmiyorum be. Evet. 30 yaşındaki oğluma araba almıyorum. Evet. Bak Işın dün de Orkun Ün Hürriyet Kelebek'teki köşesinde aynı senin gibi sordu. Bizler babayı niye suçlamıyoruz? Hep anne hep anne. Aynen. Baba Cihan Timur bu kaçırma olayının neresinde? Ben size söyleyeyim diyor köşesinde Hürriyet'te. Bence bu adam tam göbeğinde. Hiç sesi de çıkmıyor fark ettiyseniz. Tabii. Çünkü ne kadar çok ismi geçerse onun mesleki kariyeri de bir o kadar tehlikeye girecek. Bakın görün zamanla bu işte babanın da büyük payı olduğu ortaya çıkacak. Sessizliğinin nedeni can sıkacak. Sonra belki o da ben babayım ne yapsaydım siz de aynı şeyi yapardınız diye tıpkı annesi gibi kendisini savunacak. İzleyelim de görelim diyor. Sen aynı şeyleri aynen. O yazmış şunu sen söyledin. Şunu söylüyorum. Ex eşin olabilir.
Ne fark eder olabilir. Çocuğun annesi ve babasısın. Ama artık ex baba değilsin, sen babasın, nokta. Evet. Çok ben iyi. Çocuklarımın 18 yaşından küçük çocuklarımın her yaptığı hareketin hükmü bendedir. Tabii, doğru söylüyorsun. Bitti. Evet. Hesabını ben vermekle yükümlüyüm. Anne, o bak bak her şeye varım. O gümrükten gülerek geçiyor ya o kadın. Ya bu annelikse çok özür dilerim. Vallahi... Ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Hakikaten bir Türk vatandaşı olarak ben bu ailenin, bu adalet sistemin çarkın döndüğünü ve ben bu insanların, çünkü bu organize bir iş. Başka bir şey olamaz. Evet. Organize sen oradan telefon tabii topluyorsun, ki. Orada hastalığı yaralananların telefonlarını topluyorsun olay yerinden. Işın sana şöyle bir detay bilgi de verelim. Belki atladın, Emrullah Erdinç geçen hafta konuğumuzdu ve kayıtlarda iki tane dosya daha var. O iki dosya şimdi gün yüzüne çıktı. Çünkü baba estetik doktoru baba Bülent Cihan Timur daha önce alkollü araç kullandığı için çevirmeye takılıyor ve gaza basıp kaçıyor. Bu bir. İkinci, anne de alkollü araba kullanırken yakalanıyor. Evet. Ehliyetine 6 ay süreyle el konuluyor. Emrullah dün X'te bir video daha paylaştı. Baba Dubai'de. Oğlu da kendisini çekiyor ya da yanında galiba ve hız denemesi yapıyor son derece lüks bir araçla. Müthiş. İşte bütün bunları topladığında ne çıkıyor? Sonuç. Müthiş işte çocuklarımız varılan sonuç. Evet. Çocuklarımız aynamızdır. Aynen. Ben adalet çarkının sistemin çalıştığını şu anda gerçekten görmek istiyorum. Evet. Bu kadar sessiz kalınamaz. Evet, hesap vereceksiniz diye sen dün zaten isyan ettin. Verecekler. İyi, bak bu ülke, bu dünyada şu mübarek günlerde Allah'ımdan diliyorum ki ben hep hayatım boyunca yaşadığım bütün kötülüklerde şunu yapmışımdır. Işın sus. Yukarıdaki Allah'ın adaleti o kadar yüksek ki ve o kadar yerinde, sana göstererek ya da göstermeyerek, sana onu öyle bir gösterir ki ben 10 sene önce oradan çıkarken gerekli lafları zaten söylemişimdir o adamın yüzüne. Ne söyledin? Ay hiç benim deliliğimi bilirsin Müge, ağzımı da tutamadığımı da bilirsin, sinirlendim de olan ki beni bilirsin. Hı. Hiç hoş olmayan bir şekilde o kadını nasıl apar topar kucağıma alıp çıkarttım oradan. O günleri ben biliyorum. Evet. Kimse bilmiyor. Annem sonra yani. Da televizyonda insanların hayatını değiştiriyoruz, çok güzel yapıyoruz, şöyle yapıyoruz işte ya hadi oradan. Dünya kadar da para almıştır. Onu yani telafi edici tabii. En ufak bir hareketi de olmamıştır muhtemelen. Yok canım. Ya ne? Ya evet. Çok komik ya. Evet. Ya işte lüks arabalar, alkoller, işte zincir çok enteresan. Evet. Peki Işın. Allah hepimizi namusumuzla, haysiyetimizle, onurumuzla amin. Omurgalı amin. Durmayı, evet. Doğurduğumuz çocuklarımızın hesabını verebilmeyi nasip etsin. Amin. 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 Çok teşekkür ederiz bağlandığın ve bizlerle paylaştığın için. Çok teşekkürler. Amin. Tekrar 10 yıl önceki bir olaymış sizleri. Ama bir daha geçmiş olsun. Görüşürüz. Hadi bay bay canım. Hadi öpüyorum sizleri. Bay bay. Evet. Düşünebiliyor musun Müge? Olaya bak şimdi. Adam ameliyat yapıyor. Yüz germe operasyonu yapıyor. Şimdi nereye geleceğim? Bu Doktor Bülent Cihan Timur. Evet. Hani böyle seslenirsin ya. Evet. Doktor Bülent Cihan Timur. Neredesiniz? Hani neredesiniz? Siz neredesiniz? Çok fazla yaptığınız işlemlerden dolayı, Müge yapılan işlemlerden dolayı rahatsız olan, şikayetçi olan çok fazla kadın var. Bir. İkincisi, iki operasyon üst üste bu kadar kısa zaman içinde yapıyorsun. Şu an Işın söyleyen taraf. Tabii. Söylemeyen yığınla isim var. Niye biz bu kadar bu adamı dinlemek istiyoruz sence Müge? Çünkü böyle duymak bir olay. Istiyoruz. Çünkü böyle bir olaydan sonra saklanan ve kaçanın peşine düşersin. Sadece evet. Adalet, yargı sistemi değil, halk olarak da senin vicdanın, senin kulakların, senin gözlerin peşine düşer. Evet. Çık, göreyim, konuş, duyayım. Bir şey söyle, bir şey olsun, içim rahatlasın. Aynen. Biz de bu açıdan peşindeyiz. Biz mesleki olarak da peşindeyiz. Ama tabii yüce Türk adaleti.